Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üçgende benzerlik ve alan konularını işleyeceğiz. Şimdi benzerlikle başlayalım. Üçgende benzerlik. Öncelikle eşlik teoremlerini görelim. Birincisi kenar 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 eşliği. İki üçgende ABC, DEF üçgenleri olsun. XYZ ve XYZ ise buna ne diyoruz? İkişerli kenarları birbirine eşit olduğu için kenar 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 eşliği diyoruz. Buradan da ABC üçgeni benzerdir. DEF üçgenine diyoruz. İkincisi kenar açı kenar eşliği. Kenar açı kenar eşliği. Burada yani ABC DEF üçgenleri olsun. Bu açı bu açıya eşit olsun. Burası XY. Burası da XY ise iki kenarı birbirine eşit ve bir açısı birbirine eşit olduğu için gene ne diyoruz? ABC üçgeni benzerdir DEF üçgenine diyoruz. Üçüncüsü açı kenar açı eşliği. Açı kenar açı eşliği. Burada ise gene ABC üçgeni DEF üçgeni olsun. Bu açı bu açı burası X ise bu açı bu açı ve X ise bakıyoruz bir açısı birbiriyle aynı. İkinci açısı da birbiriyle aynı. Ve o ikisinin arasındaki kenar da birbiriyle aynı olduğu için açı kenar açı eşliği vardır. Yani yine ABC üçgeni benzerdir. DEF üçgenine diyoruz. Dördüncüsü ise kenar açı kenar kenar açı. Kenar kenar açı eşliği. Yine ABC üçgeninde bu da DEF üçgeni olsun. Burası XY. Burası XY ise diyoruz ki ABC üçgeni benzerdir DEF üçgenine. Geçelim şimdi benzerlik teoremlerine. Birincisi açı açı benzerliği. ABC üçgeni DEF üçgeninde CBA EF D ise burada B açısı A açısı ve B açısı bakıyoruz. A açısıyla hangi açı birbirine eş? F açısı birbirine eş. Daha sonra bakıyoruz. B açısıyla D açısı birbirine eş. O halde diyoruz ki ABC benzerdir FDE üçgenine. Ve buradan A'nın F'ye oranı, B'nin D'ye oranına, o da C'nin E'ye oranı daima bir orantı sabitine eşittir diyoruz. İkincisi kenar açı kenar benzerliği. Kenar açı kenar benzerliği. Burada da
üçgeni, ABC üçgeni, DEF üçgeni. Bu açıyla bu açı eşit. CBA, FED ise A açısıyla F açısı eşittir. O halde ne diyoruz? ABC benzerdir FED üçgenine. C'nin D'ye oranı, B'nin E'ye oranı eşittir K ise A bölü F de eşittir K'dır diyoruz. Üçüncüsü ise kenar kenar. Kenar benzerliği. ABC üçgeni. DF üçgeni. CBA. FED ise burada diyoruz ki A'nın F'ye oranı eşittir B'nin D'ye oranına. O da eşittir C'nin E'ye oranına. O halde buradan da ne diyebiliriz? Açılar birbirine eşittir. A açısı F açısına eşittir. B açısı D açısına eşittir. Ve son olarak C açısı E açısına eşittir diyoruz. Thales teoremi. Birbirine paralel doğrular. Bunları kesen iki doğru verilmiş. Burada D1, D2, D3 ise D1 paraleldir, D2 o da paraleldir, D3 ediyoruz. A, B, C, burası da D, E, F ise A, B ve C, D ise bunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirini kesen olduğuna göre diyoruz ki A'nın B'ye oranı daima C'nin D'ye oranına eşittir. Veya A'nın A artı B'ye oranı C'nin C artı D'ye oranına eşittir diyoruz. İkinci Thales teoremi ise olmak üzere. Bakın biz buna kelebek kuralı deriz. O halde burada ne yazacağız? A'nın D'ye oranı, karşılıklı kenarlar, bakın aynı açılar aynı şeyleri görüyor. Eşittir B'nin E'ye oranına. O da eşittir C'nin F'ye oranına. Buna da kelebek kuralı diyoruz. Şimdi gelelim benzerlikle elde edilen bağıntılara. O halde ne diyeceğiz? A, B, C, D, E ise burası A, C, B, D, X ve Y ise böyle bir üçgen gördüğümüzde o halde ne diyeceğiz? A'nın B'ye oranı eşittir C'nin D'ye oranına. Ya da A'nın tamamının oranı A artı B'ye oranı eşittir C'nin tamamının oranına C artı D'ye oranı, o da eşittir X'in Y'ye oranıdır diyoruz. Şimdi şöyle notlar yazalım. Diyelim ki benzer üçgenlerin kenarlarına ait yükseklikleri, açıortayları,
kenar ortayları, benzerlik oranına eşittir. Kenar ortayları oranı diyelim. Bunların da birbiri. O zaman o halde benzerlik oranını biliyorsak bir üçgenin ne diyeceğiz? Yükseklikleri, açı ortayları ve kenar ortaylarının da oranı bu benzerlik oranına eşittir. Çevreleri oranı yine bu benzerlik oranına eşittir. Oranına eşittir. Alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Oranının karesine eşittir. Hacimleri oranı ise hacimleri oranı benzerlik alanının küpüne eşittir. Şimdi gelelim Menelaus teoremine. Menelaus teoreminde ise A, B, C, D, E, F ise Menelaus'a bakın, genellikle bu şekil üstünde Menelaus uygulanır. Dışarıdan başlıyoruz. Bunun oranı, elimizi hiç kaldırmıyoruz. Bunun oranı. Bakın başladığımız yere geri dönmemiz lazım. O halde ne yazmalıyız? Ne diyeceğiz buradan? EC'nin EB'ye oranı çarpı BD'nin AD'ye oranı çarpı AE'nin EC'ye oranının bu üç çarpımın oranı daima birdir. Buna da ne diyoruz? Menelaus teoremi. Gelelim Seva teoremine. Seva teoremi. Seva'da ise A, B, C, E, D ve P ise her açıdan çıkanlar bir üçgenin için herhangi bir P noktasında kesişiyorsa o halde diyoruz ki bir yerden başlıyoruz. Bunun bunu oranı çarpı, bunun bunu oranı çarpı, bunun bunu oranı daima birdir diyoruz. O halde neymiş? BF'nin FA'ya oranı çarpı AE'nin EC'ye oranı çarpı CD'nin BD'ye oranı daima neye eşitmiş? 1'e eşittir. Evet, benzerliği böylece bitirdik. Şimdi gelelim alana. Üçgende alan. Nedir alan dediğimiz şey bir üçgende? A, B, C üçgeni. Bu da yüksekliği. Burası A kenarı ise alan daima taban çarpı yüksekliğin yarısıydı. Bu birinci alan bulma. İkinci alan bulma nasıl başka buluyoruz? A, B, C üçgeni. A kenarı, B kenarı, C kenarı. Bu açı değerlerini biliyorsak şayet herhangi birini diyelim ki alan A, B, C. A açısını biliyoruz. O halde diyeceğiz ki 1 bölü 2 çarpı A açısının arasında kalan kollar C çarpı B çarpı sinüs A. Bu da sinüsün alan formülü. Ya da ne diyebiliriz? 1 bölü 2. Diyelim ki B açısını biliyoruz. O halde ikisinin hangi kollar arasında kalıyor? A çarpı C çarpı
Sinüs BC olsaydı ne diyecektik? 1 bölü 2 A çarpı B çarpı sinüs C diyecektik. Şöyle bir özellik verelim. ABC üçgeninde burası X, burası Y, buranın tamamı C, buranın tamamı da B ise bunlara da D ve E noktaları diyoruz. Daha da diyoruz ki alan ADE'nin alan ABC'ye oranı daima X çarpı Y'nin B çarpı C'ye oranına eşittir diyoruz. Bir başka kural ise ABC burası da FDE olsun. Burada diyelim ki burası NKPRST ise ve bunlar tamamı C, tamamı B, tamamı da A ise o halde diyoruz ki alan FDE'nin alan ABC'ye oranı herhangi bir yerden başlıyoruz. Diyelim ki buradan başladık. N çarpı bir tane atladık. S çarpı bir tane atladık. P artı atladıklarımız. K çarpı T çarpı P bölü A çarpı B çarpı C yani tüm kenarların toplamına bölümüne eşittir diyoruz. Başka üçüncü alan bulma U formülünden bulabiliriz. U formülü nedir? Üç kenarını biliyorsak yani ABC üçgeni verildi. A kenarını, B kenarını ve C kenarını biliyoruz. O halde diyoruz ki A artı B artı C bölü 2 eşittir U ise o halde alan ABC eşittir U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C'nin karekökünü eşittir diyoruz. Dördüncüsü ABC üçgeni. Ve iç teğet çember verilmiş. İç teğet çemberin merkezi burası. Burası R. Burası R. Burası R ise diyoruz ki alan ABC eşittir daima U çarpı R. ABC üçgeninde diyoruz ki eğer içte çevrel çemberin yarıçapı şöyle diyelim O olsun. O halde diyeceğiz ki burası R. Burası da R. Ve burası da R olsun. A, B, C üçgeninde A kenarı, B kenarı, B kenarı, C kenarı ise çevrel çemberin merkezi O olmak üzere diyoruz ki alan ABC eşittir A çarpı B çarpı C bölü 4R'dir. Şimdi gelelim. Eğer üçgenin kenar ortayları çizilirse, kenar ortayları biliyorsak, burası kenar ortaysa tüm alan S ise burası S bölü 2, burası da S bölü 2. Neden? Çünkü tabanları aynı yüksekliğe bakıyor. O halde aynı yüksekliği alıyorlarsa tabanları oranı alanları oranına eşittir diyoruz. Eğer şöyle ağırlık merkezi verilirse yani bunların hepsi kenar ortayların kesim noktaları ise burası da G ağırlık merkezi ise o halde ne diyoruz? Hepsi eşit olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya ayrıldığına göre burası S bölü 6, S bölü 6, S bölü 6, S bölü 6 ve burası da S bölü 6 olacak.
Yine bir başka kuralımız. Bunların hepsi gene kenar ortay ise tüm alana 24A dersek şayet tüm alan yazalım. O halde diyoruz ki buralar A, 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 A ve A. Buralar 3A, 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 3A ve 3A olur. Yeni açıortaylar çizilirse şayet ABC üçgeninde burası açıortay ise açıortaydan inen dikler neydi? Birbirine eşitti. O halde diyoruz ki burası M, burası N, burası C, burası B ise alan ABN bölü alan ABC ANC eşittir C bölü B, o da eşittir M bölü N'dir. Bunu da nereden yazıyoruz? Açıortay kurallarından. M'nin N'ye oranı C'nin B oranına eşittir diyoruz. Daha sonra gelelim. Şöyle bir I noktası alalım. Bu I noktası iç açıortayların kesim noktası olsun. O halde diyoruz ki burası A kenarı, burası B kenarı, burası C kenarı bir ABC üçgeninde. Alan BCI bölü A eşittir. Alan ACI bölü B, o da eşittir. Alan ABI bölü C'dir. Yani alanın kenarı oranı buradaki alanın kenarının oranına, buradaki alanın kenarının oranına eşittir diyoruz. Bir başka kuralımız. ABC üçgeni. Burası H. Burası D. Burası S1. Burası S2 olmak üzere diyoruz ki S1 artı S2'nin S1 artı S2 eşittir. AD çarpı şuraya yazalım. Sığmayacak buraya. S1 artı S2 eşittir. AD çarpı BC bölü 2'dir diyoruz. O halde bu alanların toplamı AD çarpı BC'nin yarısına eşitmiş. Şuradan devam edelim. Bir başka kuralımız. Yine ABC üçgeninde. Burası S1. Burası S2. Burada şuraya EF diyelim. Burası da D olsun. DF AB'ye paralel, ED de AC'ye paralel ise şayet alan ABC eşittir S1'in karekökü artı S2'nin karekökünün karesine eşittir diyoruz. Bir başka kuralımız ise üçlü oldukları zaman bu buna paralel. Bu buna paralel ve bu da buna paralel ise burası S1, S2 ve S3 olmak üzere. O halde diyeceğiz ki alan ABC, şöyle ABC üçgeni diyelim, eşittir S1'in karekökü artı S2'nin karekökü artı S3'ün karekökünün karesidir diyeceğiz.
Eğer bir üçgende orta taban varsa A, B, C, D, E. Burası burasına eşit, burası burasına eşitse ne diyorduk? DE orta tabandır. Eğer buranın alanı S ise buranın alanı 3S'tir. Neden? Benzerlik oranı neydi? 1'in 2 oranı. Alanları oranı karesiydi. Yani 1'in 4'e oranı olması lazım. Burası 1 ise tamamı ne olmak zorunda? 4. O halde buraya ne kaldı? 3S kaldı. O halde şöyle genelleştirirsek bu kuralı. Bunların hepsi birbirine eşitse o halde ne diyoruz? S, 3S, 5S, 7S kuralı. Ve böyle ne kadar eşitlik varsa devam eder diyoruz. Ve son olarak son bir kural daha verelim. A, B, C. Burası D, E. Burası G. Burada G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise buranın alanı 4S ise buranın alanı 5S'tir diyoruz. Şimdi geçelim sorularımıza. Birinci sorumuz. AD, E, Y, B, C. Burası 5, burası 6 ise bunlar birbirine paralelmiş. Üçü birbirine paralel. 3 birim, 6 birim ise X kaç birimdir diye sormuşuz. Şimdi bakalım. Bu üçgende burayı kapatırsak 3'ün 5'i oranı var. O halde burada da 3'ün 5'i oranı varmış. Yani burası 3K ise buranın tamamı 5K'ymış. Buraya ne kaldı? 2K. Şimdi burayı kapatırsak eğer bu üçgende uygularsam ne diyeceğim? 2'nin 5'i oranı, 2K'nın 5K'ya oranı eşittir X'in 6'ya oranına. Bunlar birbirini götürdü. X eşittir 12 bölü 5 yani 2,4'müş. İkinci soru. A, B, C. Burası D, E. F noktası. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşitse BF ve CE, CF açıortay, DE paraleldir BC'ye. Burası 3 birim. Burası 5 birim ise DE kaç birimdir diye sormuşuz. Şimdi bakıyoruz. DE BC'ye paralel olduğuna göre iç ters açılar vardı. O halde burası bununla eşit olmak zorunda. Aynı şekilde burası da bununla eşit olmak zorunda. Bakıyoruz bu BDF üçgeni ikizkenar üçgense burası 3 birim. Burada da FEC üçgeni ikizkenar üçgen. Burası 5 birimse burası da 5 birim. O halde DE'yi ne bulduk? 8 birim bulduk. Üçüncü sorumuz. Burası 5 birim, 5 birim. Burası 3 birim. Burası x. ABC üçgeninde dik üçgende ED diktir BC'ye. AE eşittir EC 5 birim. ED 3 birim ise X kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi bakalım açılarını harflendirelim. Burası alfa ise burası da ne olsun? Beta olsun. Alfa beta 90. O halde 90 alfa ise burası da ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Şimdi bakalım. Burası 3, 5 dik üçgen olduğuna göre neydi bildiğimiz özel üçgen? 3, 4, 5 üçgeniydi.
Şimdi bu üçgenle yani EDC üçgeni ne diyeceğiz? Benzerdir ABC üçgenine. O halde bakalım. Alfanın karşısında 3 var. Burada alfanın karşısında x var. Beta'nın karşısında burada 4 var. Beta'nın karşısında büyük üçgende ne var? 10 var. O halde x eşittir buradan 30 bölü 4'ten ne bulduk? 7,5 birim bulundu. Dördüncü sorumuz. AD BC ise 24 birim, 14 birim, 12 birim, 6 birim ise eğer BC X kaç birimdir? Şimdi bakıyoruz açılar ortak, tek kenar ortak. O zaman kenar açı kenar benzerliği vardır. Şimdi bakın yazalım. 12, 14, 24. O halde ne diyeceğim? Şu üçgeni yazalım. ABC üçgeninde kenarlar 6, 12, x. Bu üçgende yazalım. 12, 24, 14 eşkenar. O halde 12, 24, 14. Bakıyorum. Bu bunun iki katı. Bu da bunun iki katı. O halde bu da bunun iki katıymış. Yani x eşittir 7 birim olmak zorunda. Beşinci sorumuz. C, A, E, B, C, D. Bunlar birbirine eşit. Burası 4 birim. Burası 9 birim ise AB kaç birimdir? Şimdi bakın gene 90'lar var. O halde harflendirelim. Burası alfa ise burası beta olsun. Alfa ise 90 ise burası beta. Burası ne olacak? Alfa olacak. Bakıyorum o halde 90'ların karşısı birbirine eşitse o halde alfaların karşısı ve betaların karşısı da birbirine eşit olmak zorunda. Burada alfanın karşısında 4 varsa burada da alfanın karşısında 4 olacak. Burada betanın karşısında 9 varsa burada da ne olacak? 9 olacak. O halde AB ne olmuş oldu? 13 birim olmuş oldu. 6. sorumuz. Şöyle yapalım. Burası 10 birim, burası 5 birim. A, B, C ise alan AB'de, alan AB'de kaç birimdir diye sormuşuz. Şimdi bakıyoruz. Tabanı belli, yüksekliğini bulmamız lazım. Geniş açılı bir üçgen olduğuna göre yüksekliği mutlaka dışarıdan çizilmiş demektir. Bakıyoruz tepe noktasından yüksekliği dışarıdan çizilmiş. 10 birim. O halde alan ABD nedir? Tabanı 5, yüksekliği 10 bölü 2. O da eşittir 25 birim kareymiş. Yedinci sorumuz. Burası 10 birim. Şekildeki ABC üçgeninde şunları harflendirelim. ABC, DEF. 4EC eşittir AE. 4 tane BF eşittir BC. 2 tane BD eşittir AD ise ve DF 10 birim kare ise alan ABC kaç birim karedir?
Şimdi bakalım. EC'ye K birim dersek burası 4K birim. O halde burası K ise AE ne oldu? 4K birim. BF'ye A birim dersem burası 4A birim. BF A birimse BC'nin tamamı 4A olduğuna göre buraya ne kaldı? 3A kaldı. Buraya B dersek 2B. AD ne olmuş olacak? 2B olmuş olacak. O halde BD B birimse AD 2B birim. Neydi kuralımıza göre? Onun alan ABC'ye oranı herhangi bir yerden başlıyorduk. Diyelim ki buradan başladık. 2B çarpı 1'ini atladık. K çarpı bunu atladık. A artı atladıklarımız B çarpı 4K çarpı 3A bölü tamamını yazıyorduk. Ne olacak? 3B çarpı 5K çarpı 4A alacak. Buradan alan ABC 300 bölü 7 birim kare bulunur. Burası D noktası. Beş birim, yedi birim ve altı birimse şekildeki ABC üçgünde D iç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberin merkezi. ABC. AB 5 birim, AC 7 birim ve BC 6 birim ise taralı alan kaç birim karedir? Taralı alan. Üç kenarını biliyorsak hangi formülü kullanırdık? U formülünü. O halde ne diyeceğim? 5 artı 7 artı 6 bölü 2 eşittir U ise buradan U'yu ne bulduk? 9. O halde alan ABC eşittir 9 çarpı 9 eksi 5'ten 4 çarpı 9 eksi 7 çarpı 9 eksi 6'nın karekökuydu. O halde burası ne oldu? 9 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 3'ün karekökü. 4 kere 9 36'dan dışarı 6 olarak çıktılar. Burası da ne oldu? Kök 6. Şimdi bakıyoruz toplam 5, 7, 12, 18'e 6 kök 6 birim kare alan geldiyse toplam 6, 7, 13'e ne kadar alan gelir diye. O halde taralı alan eşittir 13 çarpı 6 kök 6 bölü 18'den 13 kök 6 bölü 3 birim kareymiş. Dokuzuncu sorumuz. Burası 3, 8, A, B, C, D, E. Burası 10 birim. Burası 5 birim ise alan A, D, E bölü alan A, B, C 1'inin oranı nedir? Şimdi neydi? Bu oranın, bu alanın oranının yani ADE'nin ABC'ye oranı bu ikisinin çarpımıyla bunların tamamının çarpımının oranına eşitti. O halde ne diyoruz? Taralı alanın tüm alana oranı eşittir. 3 bölü 8 çarpı 8 bölü 18'den bunlar birbirini götürdü. O halde diyoruz ki 3 bölü 18'dir. Ve gelelim son sorumuza. Onuncu sorumuz. A, B, D, E, C. Burası 4 birim. Burası 6 birim. Ve 4 tane DC eşittir BC ise alan ABC kaç birim karedir?
Şimdi bakıyoruz. Buna K birim dersem burası 4K birim. Yani DC K birimse BC'nin tamamı 4K olduğuna göre buraya ne kalacak? 3K kalacak. Şimdi bu alan 2 birimse bunun yüksekliği 4. Buraya da A dersem ben. O halde neymiş? A çarpı 4 bölü 2 eşittir 2'ymiş. O halde burada A kaçmış? 1 birimmiş. O halde ne diyorum? Bakıyorum bu üçgende yükseklikleri aynı. 1'e 2 birim geldiyse, 2 katı geldiyse 6'ya 2 katından 12 birim gelir. Şimdi ABC üçgeninde bakalım. K'ya toplam ne kadar geldi? 14 birim geldiyse buraya 3 katı yani 42 birim gelecek. O halde alan ABC'nin toplamı 42, 14 daha 56 birim kare bulunur. Evet arkadaşlar, alan ve benzerlik sorularımız bunlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.